yer hayvanı anlamına gelen Dabbetül Arz kıyamete yakın ortaya çıkacak ve Allah'a inanan ve inanmayanları ayırt edecek bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de bu mesele, yani Dabbetül Arz şöyle geçer. Kıyamet günü geldiğinde onlar için yerden kendilerine bir dabbe çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Yine bir başka alamet, Kur'an'da bildirildiğine göre, kıyamet gününde insanları kaplayan ve acı veren bir duman yeryüzünü kaplayacaktır. Hatta insanlar bu dumandan etkilenip nezleye tutulmuş gibi olacaktır. İnsanlar iman ettiklerini söyleyerek bu azabı kaldırmasını isteyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. Kıyamete yakın olacak bir başka olay ise Yecüc ve Mecüc denilen bir grubun Hazreti Zülkarneyn'in döktürdüğü yerin altındaki mahzenlerden kaçması ve insanlara zarar verecek şeylere karışmalarıdır. Bazı hadislerde rivayet edildiğine göre saldırgan yaratıklar o kadar sayıları fazladır ki bir nehirin kenarına geldiğinde onu içip kurutacak kadar kalabalıklardır. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün öne açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de doğu tarafından bir ateşin yükselmesidir. Buhari radıyallahu anh, Nes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kıyametin bir alameti de insanları doğudan batıya doğru toplayan bir ateştir. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de Hazreti İsa'nın yükseltildiği yerden dünyaya inişidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Sizler 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Bunlardan birisi de İsa aleyhisselamın inmesidir. Güneşin batıdan doğması kıyametin alametlerinin sonuncularındandır. Bundan sonra iman edenlerin imanları fayda vermeyecektir. Bu olayla ilgili birçok hadis mevcuttur. Hadislere göre kişi devesini sağmadan, ağzına lokmayı koyamadan bu olay olduğunda kıyamet kopmaya başlayacaktır. Ahir zamanda Deccal adı verilen ilginç bir insan ortaya çıkacak ve Tanrı'ya benzer özellikleri olduğunu iddia edecek. Büyük bir fitne dünyada kopacak ve insanları hak yoldan saptıracaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sizi ondan sakındırırım. Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini ondan sakındırmış olmasın. Ben size hiçbir peygamberin onun hakkında demediği, söylemediği bir şeyi söylüyorum. Onun bir gözü kördür. Yine kıyamete yakın olacak bir alamet ise Mehdi'nin zuhur etmesidir. Mehdi zuhur ederek Deccal'i öldürdükten sonra İslam dinini kısa sürede yayıp yeryüzünde hakim kılacak ve bütün kötülükleri ortadan kaldırıp adaleti tesis